Bakın yapmaması gereken bir şey yaptı. Onlarca yolcunun hayatı ona emanetken o ne yaptı biliyor musunuz? Gözünü yoldan ayırıp telefona baktı. En yapılmaması gereken bir olay ki sık sık da rastlıyoruz. Onun bu yanlışı bir kadının canına mal oldu. İki çocuk annesi Sevgi Yamaç Yalçın'ın ölümüyle ilgili devam eden davada otobüs şoförü Baki Tatlı'ya cinayet işlemiş kadar ceza istendi. Gözünü yoldan ayırdı, eline telefonu aldı. Şoförün bu dikkatsizliği sonrası kaza kaçınılmaz oldu. Bir yolcu ne yazık ki hayatını kaybetti. Feci kazanın adresi Beşiktaş. Çift katlı YTT otobüsünün şoförü Baki Tatlı hareket halindeyken telefonunu eline aldı. Telefon şarjdaydı. Onu sağ eline aldı, sol eliyle de direksiyonu tuttu. Sürmeye devam etti ama süratliydi. Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kopan bariyer parçası otobüsün camını kırdı. Koltukta oturan 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın'a isabet etti. Aşçılık yapan iki çocuk annesi kadın ne yazık ki oracıkta hayatını kaybetti. Bir başka yolcu da yaralandı. Şoför tutuklandı. Neden telefonla oynuyordun? Şoförün tutuklu yargılandığı davada 22 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Mütalada sanığın telefon kullanarak trafik kurallarını ihlal ettiği, hızını azaltmadığı için tek kusurlu olduğu vurgulandı. 20 yıllık şoförüm, olay bir anlık hatam sonucu gerçekleşti diyen Baki Tatlı'nın tahliye talebini reddeden mahkeme son savunma için duruşmayı erteledi.